Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Başkentte azil soruşturması sürüyor. ABD Temsilciler Meclisi halka açık azil oturumlarına hazırlanıyor. 2020 başkanlık yarışında geri sayım devam ediyor. Amerika'da bazı eyaletlerde seçmenler bugün sandık başına gidiyor. Amerika Paris İklim Anlaşması'ndan artık resmi olarak çekiliyor. Kısacası gündem çok yoğun. Stüdyo Washington başlıyor. Başkan Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması bu haftada Washington gündemindeki yerini koruyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler konuyla ilgili ağız dalaşını sürdürürken ABD Temsilciler Meclisi halka açık azil oturumlarına hazırlanıyor. Ayrıntılar haberimizde. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi geçen hafta azil soruşturması sürecini resmileştiren yasa tasarısını onayladı. Bu oylamada evet diyenler 232, hayır diyenler 196. Tasarı kabul edilmiştir. Demokratlar Trump'ın Kongre'nin onayladığı yardımı durdurma tehdidiyle Ukrayna'ya eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı soruşturma baskısı yapmasının azil sebebi olduğunu söylüyor. Biden, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmak için yarışıyor. Kongrenin yabancı bir ülkeye ayırdığı Amerika yardımını alıkoymak ve o ülkenin liderine eğer istediğimi yapmazsam parayı vermeyeceğim demek kesinlikle utanç verici ve burada olma sebeplerimizden biri de bu. Bu arada Cumhuriyetçiler, demokratların başlattığı ve şimdiye kadar kapalı kapılar ardında yürütülen soruşturmanın meşruluğunu sorguluyor. Bu tasarıya baktığınızda nasıl tek taraflı ve Sovyet tarzında yürütüldüğünü görüyorsunuz. Burası Amerika Birleşik Devletleri. Bu tasarı gibi düzmece bir süreç yürütmeyin. Bu konuda Trump da sessiz kalmıyor. Demokratlar çılgın, hepsi kaçık. Azil olayı bir oyun. Bu süreç ister yürüsün ister yürümesin çok utanç verici. Azil soruşturmasını yürüten komisyonlarda çok sayıda cumhuriyetçi var. Ancak başkanı destekleyenler bunu yeterli görmüyor. Kapalı kapılar ardında yürüttükleri soruşturmada sadece cumhuriyetçiler ve Başkan Trump'ı değil, Amerikan halkını da haklarından mahrum ediyorlar. Cevaplanmayan birçok soru var. Süreçle ilgili yazılı dökümleri göremiyoruz. Bu toplantıların halka açık olması gerekir. Demokratlara göre ise cumhuriyetçiler Trump'ın eylemlerini savunmak zorunda kalmamak için prosedürle ilgili itirazlarda bulunuyor. Cumhuriyetçiler sürekli kalenin yerini değiştiriyor. Bizden şeffaf olmamızı istiyorlar. Şeffaf olduğumuzda ise yeterli değil diyorlar. Oturumların halka açık olmasından şikayet edemezler. Şimdi oturumlar halka açık ve yine şikayet ediyorlar. Soruşturma sürecinin halka açılması ve oturumların televizyonda yayınlanmasının azil tartışmalarını daha da kızıştırması bekleniyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump aleyhinde yürüttüğü azil soruşturmasında adım adım ilerlerken, başkanlık seçimlerinin her zaman çekişmeli geçtiği Wisconsin eyaletinde seçmenler farklı görüşler dile getiriyor. İşte Wisconsin'li seçmenlerin görüşleri. 20 yaşındaki Evan Karabas, Wisconsin Üniversitesi'nin Madison kentindeki kampüsünde Cumhuriyetçi Öğrenci Birliği'nin dijital direktörü. Başkan Trump'ın Ukrayna'dan siyasi rakibini soruşturmasını talep etmesiyle ilgili tartışmalar Karabas'ı rahatsız etmiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hiçbir şekilde baskı görmediğini söyledi. Ben ortada bir sorun görmüyorum. Karabas bu nedenle azil sürecini desteklemiyor. Demokratlar ne yapacaklarını şaşırdı. 2020'de Trump'ı mağlup edebilecek özgüvenleri yok. Bu nedenle Trump'ı görevden azletme girişiminde bulunup başkanı karalamaya çalışıyorlar. Azil sürecinin anayasada yer almasının bir nedeni var. Artık o eşik aşıldı. Wisconsin kırsalında yaşayan seçmen Bernadette Rainsford, Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı konuşmanın Trump'ın iddia ettiğinin aksine kusursuz olmadığı görüşünde. Trump'ın sözüne güvenmiyorum. Telefon görüşmelerinde sağduyusuna başvurduğunu sanmıyorum. Bunlar rastgele olamayacak kadar önemli konular. Trump'ın 2016'da çok az oy farkıyla kazandığı Wisconsin eyaletinde seçmenler azil süreci meselesi nedeniyle bölünmüş durumda. Her iki parti de 2020'deki başkanlık seçimini kazanmak için Wisconsin'i almanın kilit önem taşıdığının farkında. Wisconsin eyaletinde son 5 başkanlık seçiminin 3'ünün sonucu 1 puandan az farkla belirlendi. Bu açıdan son derece kutuplaşmış bir eyaletiz. Charles Franklin, Wisconsin
eyaletindeki kayıtlı seçmenlerin her ay nabzını ölçen Marquette Hukuk Fakültesi anketini yönetiyor. Şu anda azil soruşturmasına destek verenlerin sayısı soruşturmaya karşı çıkanların az farkla gerisinde. 46'ya 48 gibi son derece az bir fark var. Trump'ın azledilip görevden uzaklaştırılmasına karşı çıkanların oranı %51 iken bunu destekleyenlerin oranı %40-43 arasında kalıyor. Bu da ulusal anketlere oranla azil sürecine desteğin Wisconsin'de daha az olduğu anlamına geliyor. Franklin'in anketi azil sürecine verilen destekle yapılan muhalefetin partizan çizgide olduğunu da gösteriyor. Ancak bağımsız seçmenlerin durumu daha farklı. Ekim anketimiz bağımsız seçmenlerin azil soruşturmasına toplumun geneline kıyasla daha karşı olduğunu ortaya çıkardı. Oysa bağımsız seçmenler genellikle Trump'a destek vermeye meyilli değildir. Ancak bağımsız seçmenlerin Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı telefon konuşması hakkında daha az bilgi sahibi olduğunu da öğrendik. Seçmen William Clayton, Trump'ın azledilip görevden alınmasını desteklese de Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması nedeniyle bunun zor olacağının farkında. Cumhuriyetçi senatörlerin Trump'ı görevden uzaklaştıracak oyları vereceğini sanmıyorum. Bu nedenle Trump'ı seçimle alt etmek gerekiyor. Evan Karabas ise Trump'ın kazanması için elinden geleni yapmaya hazır. Trump'ın tabanı son derece aktif. Trump rekor miktarda bağış da topladı. Azil soruşturması devam ettiği sürece seçmen tabanı coşmaya devam edecek. Bu durumdan hiç de şikayetçi değilim. Wisconsin'deki son kamuoyu yoklamalarına göre Trump 2020 yarışını olası Demokrat Partili rakiplerinin önünde götürüyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington. Ayrıntıları haberlerimizde aktardık. ABD tarihinde sadece dördüncü kez Temsilciler Meclisi bir ABD başkanı hakkında azil soruşturması başlattı. Temsilciler Meclisi'nin ilgili komisyonları Başkan Donald Trump'ın Ukrayna liderinden 2020 seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden ve ailesinin iş faaliyetlerini araştırmasını isteyerek federal yasaları delip delmediğini araştırıyor. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan yönetim yetkilisi bazı tanıklarsa Demokrat Kongre üyelerinin kapalı oturumlara çıkma davetlerini reddediyor. Kısacası Kongre ile Beyaz Saray arasındaki savaşın dozu giderek artıyor. Yaşanan son gelişmeler ışığında azil soruşturmasındaki son durumu Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. Serhan, ayrıntılar sende. Özlem, dün Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu geçen ay ifadesine başvurduğu bazı kişilerin açıklamalarının dökümünü yayınladı. Bunlar kimlerdi? Bunlardan bir tanesi Amerika'nın eski Ukrayna Büyükelçisi Maria Yovanovic'ti. Yovanovic önemli açıklamalarda bulundu. En azından basına yansıdığı dökümlerden o anlaşılıyor. Yovanovic özellikle Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon konuşması nedeniyle şok olduğunu belirtmiş. Temsilciler Meclisi'ndeki ifadesinde Başkan Donald Trump'ın kullandığı bazı kelimeleri tehdit olarak algılamış. Mesela ne bu kelimeler? Yovanovic'in üzerinde durdu. Hemen bir tanesini söyleyelim. Bu kelimelerden biri Başkan Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı'na Yovanovic ile ilgili bazı süreçlerden geçecek, bir takım şeylerden geçecek ifadesini kullanmış. Telefon konuşmasında Ukrayna'nın, Amerika'nın eski Ukrayna Büyükelçisi, ki kendi büyükelçisi, Amerika'nın büyükelçisi ile ilgili kötü haber nitelemesinde bulunmuş Yovanovic ile ilgili. İşte Yovanovic bu sözleri kendisinin, Başkan Donald Trump'ın bu nitelemelerinin kendisini endişelendirdiğini ve hala endişeli olduğunu belirtiyor. Yovanovic konuyla ilgili olarak Rudy Giuliani ile ilgili açıklamaları da var. Başkan Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin bir gölge politika Ukrayna ile ilgili yürüttüğünü belirtiyor. Rudy Giuliani'nin 2018'in son günlerinde kendisiyle ilgili bir kara itibarsızlaşma kampanyası başlattığını belirtiyor Yovanovic ve Rudy Giuliani'nin o dönemde dönemin Ukrayna savcısı, başsavcısının Amerika'ya vize alması için çaba sarf ettiğini belirtiyor ki dönemin Ukrayna başsavcısı Amerika'ya vize alamamıştı. Yolsuzluk iddiaları nedeniyle alamamıştı. Rudy Giuliani'nin
Bunu da bu söz konusu başsavcı içinde vize alımı için çaba sarf ettiğini kaydediyor Yovanoviç. Ukrayna Adalet Bakanı'nın o dönemde kendisine arkını kolla dediğini de belirtiyor Yovanoviç. Sadece Ukrayna Adalet Bakanı değil, Rudy Giuliani'nin o dönemki başsavcıya kendisiyle ilgili bir karalama kampanyası, yani gerçek dışı iddialarda bulunmasını istediğini belirtiyor ki Amerika'daki, bu da Amerika'daki duruşuna, Amerika'daki itibarına zarar vermesi açısından Yovanoviç. Yovanoviç'in açıklamaları böyleydi ki Başkan Donald Trump'a ismi oldukça geçiyor Yovanoviç'in açıklamalarında. Sadece Yovanoviç'in açıklamaları değil, geçen ay Michael McKinley de konuşmuştu. Michael McKinley, hemen hatırlatalım, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun eski danışmanlarından da, o da bu konuya değindi Temsilciler Meclisi'ndeki ifadesinde. Dökümlerden bunu anlıyoruz. O dönemdeki Ukrayna Yovanoviç ile ilgili olumlu bir mesaj yayınlanmasını istemiş Dışişleri Bakanlığı tarafından, ancak bu isteğinin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından kabul edilmediğini belirtiyor. İkisi de, her iki diplomat da iç politikanın, Dışişleri Bakanlığı'nın, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın iç politika malzemesi olarak kullanıldığına dikkat çekiyor ifadesinde. Zaten bir süre önce de McKinley istifa etmişti. Sadece bu değil, Temsilciler Meclisi, aziz soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi'nin bugün de ifadesini aldığı iki kişinin dökümünü, transkriptlerini açıklaması bekleniyor. Bir tanesi bu kişilerden biri Kurt Volker. Kurt Volker, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna müzakerelerindeki özel temsilcisi. Diğeri de Gordon Sondland. Gordon Sondland de Amerika'nın Avrupa Birliği Büyükelçisi. Bu iki kişinin geçen ay verdiği ifadelerin Temsilciler Meclisi tarafından bugün dökümlerin açıklanması bekleniyor. Gordon Sondland geçen ay basına yansıdığı kadarıyla Başkan Donald Trump'ın Kurt Volker, kendisi ve Enerji Bakanı Rick Perry'i Rudy Giuliani ile Ukrayna konusunda görüşmeleri için yönlendirdiğini belirtmişti. Sondland çok sonraları kendisinin, Rudy Giuliani'nin Joe Biden'ların araştırılması ile ilgili Ukrayna'da çalışmalar yürüttüğünü anladığını kaydetmişti. Kurt Volker'la Gordon Sondland Temsilciler Meclisi'nde ifadede bulundu. Ancak bu az önce dile getirdiğimiz Rick Perry, Enerji Bakanı, bu arada kendisi istifa etti ki bu istifası 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Rick Perry de Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrılmıştı. Ancak Rick Perry bu ifade vermeyi reddetmişti. Hemen hatırlatalım, Rick Perry, Kurt Volker, Gordon Sondland Ukrayna konusunda 3 amigo olarak niteleniyor Amerikan medyası tarafından. Ukrayna soruşturmasında bu 3 isim çok önemli. Yovanoviç'in Gordon Sondland ile ilgili de bir anısını anlatmıştı ifadesinde. Hemen Gordon Sondland'den bahsetmişken onu da söyleyelim. Amerika'nın eski büyükelçisi Gordon Sondland'den tavsiye istediğini, Gordon Sondland'in de kendisine ya büyük oyna ya da eve dön dediğini aktarmış. Buna göre Sondland, Amerika'nın eski Ukrayna büyükelçisine Trump'la ilgili övücü tweetler atmasını belirtmiş, ancak eski büyükelçi bunu kendisinin yapmadığını belirtiyor. Aziz soruşturması bugün de devam ediyor. Bugün iki Beyaz Saray yetkilisi Temsilciler Meclisi'nin aziz soruşturmasında ifade vermeye çağrıldı. Ancak bu iki Beyaz Saray yetkilisinin de bu ifade vermesi beklenmiyor. Çünkü Beyaz Saray bu ifade vermelerini istemiyor. Dün de 4 Beyaz Saray yetkilisi ifade vermeye çağrılmıştı. Program öyleydi. Ancak o 4 isim de, söz konusu 4 isim de dün ifade vermeye gitmemişti. Ancak ifade verip vermeme olmasına rağmen, bu duruma rağmen aziz soruşturması tabii ki devam ediyor. Özellikle 7 Kasım'da Perşembe günü Başkan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un ifade verip vermeyeceği tartışılıyor. John Bolton daha önce gönüllü olarak ifade vermeyeceğini belirtmişti.
ancak Temsilciler Meclisi'nde bir celp çıkması durumunda ifade verebileceğini kaydetmişti. İşte 7 Kasım'da Bolton'un ifade verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Çünkü Bolton Ukrayna aziz soruşturması kapsamında, aziz soruşturmasına konu olan Ukrayna konusunda çok şeyler söyleyebilecek bir isim. Çünkü daha önceki Temsilciler Meclisi ifadelerinde Bolton'un adı sıkça geçiyor ve Bolton özellikle Ukrayna politikasını, gölge Ukrayna politikasını eleştirirken Rudy Giuliani'yi de oldukça eleştirmiş bir isim. Basına yansıdığı kadarıyla Rudy Giuliani'den el bombası şeklinde bahsetmişti John Bolton. İşte bu nedenle John Bolton'un bu soruşturma çerçevesinde konuşması önemli. Başkan Donald Trump'a John Bolton'la ilgili, Bolton'un ifade verip vermesiyle ilgili soru sorulmuştu. Başkan Donald Trump da kararın Bolton'a ait olduğunu söylemişti. Bolton'u sevdiğini belirtmişti. Sadece Bolton değil, asil soruşturması çerçevesinde Bolton'un eski yardımcısının da ifadeye çağrılmıştı. Ancak onun kararını mahkemeye verecek, kendisi durumu mahkemeye götürdü. Çünkü Beyaz Saray ifade vermesini istemedi. Temsilciler Meclisi ifade vermeye çağırdı. Konu mahkemede. Mahkeme kararına göre John Bolton'un eski yardımcısı da Temsilciler Meclisi'nde ifade verilecek. Temsilciler Meclisi'nin 3 komisyonu tarafından yürütülüyor bu asil soruşturması, Özlem. Ukrayna Devlet Başkanı'yla Başkan Donald Trump'ın 25 Temmuz'daki telefon konuşmasının üzerine bir istihbarat yetkilisinin telefon konuşmasının ulusal güvenliğe zarar verebileceği şikayeti üzerine başlatılmıştı. Ve asil soruşturmasını başlatmıştı bu şikayet diyebiliriz. O telefon konuşmasında Başkan Donald Trump'ın muhtemel 2020'deki rakibi Joe Biden ve oğlu için Ukrayna Devlet Başkanı'ndan soruşturma açmasını istiyordu. Joe Biden'ın oğlu bir dönem Ukrayna'da bir firmada üst yönetiminde çalışmıştı. İşte bütün bunların başlangıcı bu telefon konuşması ve bu asil soruşturması daha bu telefon konuşması üzerinden daha uzun süre devam edecekmiş gibi görünüyor, Özlem. Bu arada Amerika'da bazı kilit eyaletlerde bugün özel seçimler yapılıyor Serhan. Cumhuriyetçi adayların yürüttüğü seçim kampanyalarına destek veren Başkan Trump, önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde kendi siyasi konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor diyebilir miyiz bu tavrıyla? Diyebiliriz. Bir açıdan şöyle de çok önemli. Asil soruşturmasının başlamasından sonra ilk seçimler diyebiliriz. Bu hem Mississippi eyaletinde hem de Kentucky eyaletlerinde valiler seçilecek. Bu iki eyaletteki valiler de cumhuriyetçi. Kentucky Başkan Donald Trump 2016'da başkanlık yarışında çok rahat kazanmıştı. Ancak şimdi durum biraz farklı diyebiliriz. Anketler Kentucky ve Mississippi'de Demokrat ve Cumhuriyetçi valiler arasındaki yarışın anketler kıyasıya geçeceğini gösteriyor. Özellikle Kentucky valisi, Cumhuriyetçi valisi son dönemde popülerliğini sendikalarla olan ilişkileriyle oldukça düşmüş durumda. Bununla birlikte dikkat çeken bir nokta Kentucky'nin Cumhuriyetçi valisinin asil soruşturmasına Başkan Donald Trump'a sıkı destek vermesi nedeniyle anketlerde oy oranı biraz artmışa benziyor son günlerde. Ancak bu sonuçlara nasıl yansıyacak onu da bu akşam göreceğiz gibi. Kentucky ve Mississippi'ye Başkan Donald Trump da çok önem veriyor. Bir nevi halk oylaması şeklinde değerlendiriliyor bazı çevrelerce. Asil soruşturmasına halkın vereceği destek Kentucky ve Mississippi'deki seçimler öyle değerlendiriliyor. Başkan Donald Trump da bunun farkında gibi ve mitingler düzenledi buralarda ve cumhuriyetçi valilere destek istedi. Sadece Başkan Donald Trump değil, Başkan Yardımcısı Mike Pence de Kentucky ve Mississippi'deki cumhuriyetçi valilere destek verdi. Demokrat adayları da, başkan adayları da bu eyaletlerde demokrat adaylara destek verdiler. Anketler kıyasıya bir yarış olacağını gösteriyor. Sadece bu iki eyalette değil, Virginia ve New Jersey'de de seçimler var. Ancak burada eyalet meclis seçimleri var. Virginia'da demokrat vali iş başında. Eğer Virginia'da eyalet meclisini demokratlar ele geçirirse demokratlar için önemli bir başarı anlamına gelecek. New Jersey'de de demokratların başarısı en azından asil soruşturması çerçevesinde Başkan Donald Trump'a olan desteğin azalıp azalmadığını gösterecek gibi. Bu çerçevede düşünüldüğünde asil soruşturmasından sonra gerçekleşecek bu seçimler bir nevi bazı çevreler tarafından Başkan Donald Trump'la ilgili halk oylaması olarak niteleniyor diyebiliriz, Özlem.
Bir başka önemli başlık da Trump hükümetinin Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesiyle ilgili işlemlere resmen başlaması Serhan. Amerika'nın bu adımı nasıl yorumlanıyor başkentte? Aslında beklenen bir gelişmeydi. Başkan Donald Trump hatırlayacaksın, Beyaz Saray'da koltuğa oturmasından kısa süre sonra Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini, resmen çekildiklerini açıklamıştı. İşte o bu resmi süreç başlamış oldu. Resmi süreç eğer bir aksilik çıkmazsa, her şey planlandığı gibi giderse bir yıl içinde Amerika Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çekilmiş olacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri süreci başlattı. Amerika'nın resmi isteği, resmi talebi, resmi yazısı üzerine süreç başlamış oldu. Ancak Amerika'nın resmen iklim anlaşmasından çekileceği tarih dikkat çekici. 4 Kasım'da çekilecek, bir terslik olmazsa az önce dediğimiz gibi. 3 Kasım'da da Amerika'da başkanlık seçimi var. Yani başkanlık seçimi, 2020 başkanlık seçimlerinden bir gün sonra Amerika resmen Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek. Ancak demokrat bir adayın başkanlığı kazanması durumu biraz değiştirebilir. Çünkü demokrat adaylar, başkan adayları Paris İklim Anlaşması'na dönecekleri mesajını veriyorlar. Trump'la çevre konularındaki düşünceleri çok farklı. Başkan Donald Trump daha önceleri iklim değişikliğine inanmadığını belirtmişti birçok defa. Ancak bununla birlikte Avrupa, Paris İklim Anlaşması imzası olan diğer ülkelerden açıklamalar var. Bu ülkeler artık Amerika federal yönetiminden ziyade eyalet bazında, Amerika'daki eyalet bazında eyaletlerle birlikte çalışacaklarını belirtiyorlar. Paris İklim Anlaşması önemli oranda sera gazı salımının azaltılmasını öngörüyordu. Çin'le Amerika çevreye bu konuda, bu anlamda en fazla zarar veren ülkelerden. Bu anlamda Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi negatif, olumsuz anlamda çok önemli. Ancak bununla birlikte az önce de dediğimiz gibi Paris İklim Anlaşması'na taraf olan ülkeler eyalet bazında, Amerika ile en azından eyalet bazında çalışmaya devam edeceklermiş gibi görünüyor Özlem. Serhan Akif Akyıldız başkent Washington gündemini aktardı. Teşekkürler Serhan. Basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz bugün. Gazete, Amerika'nın eski Ukrayna Büyükelçisi Maria Yovanovitch'in azil soruşturması kapsamında 11 Ekim'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu önünde verdiği ifadenin ayrıntılarını aktarıyor. İfadenin dökümünün dün açıklandığını yazan gazete, Yovanovitch'in görevden uzaklaştırılmak için Başkan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin ve Ukraynalı yetkililerin yürüttüğü gölge kampanyanın hedefi olduğunu söylediğini kaydediyor. Habere göre Yovanovitch ifadesinde hala tehdit altında olduğunu hissettiğini ve Trump'ın misillemesine maruz kalmaktan korktuğunu dile getirdi. Yovanovitch'in ifadesinin dökümü, azil soruşturmasının girdiği yeni safhayla birlikte kilit tanıkların verdikleri ifadeler arasında kamuoyuna açıklananların ilki. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun eski danışmanı Michael McKinley'nin ifadesinin de açıklandığını yazan gazete, iki yetkilinin de kariyerini diplomasiye adamış Dışişleri Bakanlığı mensuplarının tabi tutulduğu muamelenin boyutları ve bir zamanlar akıllara getirmenin imkansız olduğu rezaletlerin nasıl yaşandığını gözler önüne serdiği yorumunda bulunuyor. Amerika'nın Avrupa Birliği temsilcisi Gordon Sondland'in Yovanovitch'e çok geç olmadan Twitter'a girip Trump'a sadık olduğuna ilişkin bir mesaj paylaşması tavsiyesinde bulunması gazeteye göre bunun bir örneği. New York Times'a ulusal çaptaki kamuoyu destek oranının düşüklüğüne rağmen Başkan Trump'ın seçimlerin en çekişmeli geçeceği öngörülen eyaletlerde popülaritesini koruduğunu yazıyor. New York Times ve Siena Üniversitesi'nin yaptığı son ortak ankete göre 2016'da az farkla kazandığı 6 eyalette Trump'ın Demokrat Parti'den rakibi olması olasılığı en yüksek aday olan Joe Biden'ın ortalama 2 puan arkasında olduğu görülüyor. Trump, Elizabeth Warren'ın ise 2 puan önünde yer alıyor. Ankete göre Bernie Sanders ise yarışı Trump'la başa baş götürüyor. Anket sonuçları gazeteye göre Demokrat Parti yarışında atak yapan Warren'ın başkanlık seçimini kazanmasının önünde kritik engeller olduğunun bir göstergesi. Seçmenlerin küçük de olsa bir kesiminin kafasında Warren'ın ideolojisi, cinsiyeti ve beğenilirliği hakkında bazı soru işaretleri olması senatörün adaylığını tehlikeye sokabilir. Öte yandan ulusal çaplı anketlere göre kamuoyu destek oranı %40'larda seyreden Trump, Amerikan seçim sisteminin seçiciler kurulu avantajını hala elinde bulunduruyor. Trump'ın 2016'da ulusal oylamayı 2 puanla kaybetmesine rağmen en kritik eyaletleri kazanarak başkan seçilmesi bunun en açık kanıtı.
Gazeteye göre Trump'ın 2020'de de aynı sonucu elde etmesini engellemek için demokratların bu 6 kilit eyaletten en az 3'ünü kazanması gerekiyor. Wall Street Journal ise Irak ve Lübnan'da 10 yıllar sonra düzenlenen en büyük protesto gösterilerinin her iki ülkede de nüfus sahibi İran'ı hedef aldığını yazıyor. Habere göre geçtiğimiz hafta sonu Kerbela'daki İran konsolosluğunu Molotov kokteylleriyle ateşe veren protestocuları dağıtmak için güvenlik güçlerinin açtığı uyarı ateşi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İran son 10 yıldır Orta Doğu'daki konumunu pekiştirmek için bölgede istikrarsızlığa yol açıyor. Protestocular bir yandan devlet şiddeti ve kötü yönetim nedeniyle kendi ülkelerindeki iktidarı suçlarken, diğer yandan IŞİD'in desteklediği paramiliter grupların siyasi nüfuz elde etmesinden Tahran'ı ve bölgesel müttefiklerini sorumlu tutuyor. Bağdat'taki protestolarda "Defol İran" sloganları atılırken, göstericiler Irak'ta varlığı birçok yerde hissedilen İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğraflarına ayakkabı fırlattı. Öte yandan Lübnan'da Başbakan Hariri'nin geçen hafta istifa etmesine rağmen hafta sonunda yine çok sayıda gösterici sokakları doldurdu. Gazete Irak'ta olduğu gibi Lübnan'da da İran karşıtı hislerin protestoları körüklediğini kaydediyor. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz. Başkent Washington gündemindeki yerini koruyan Aziz soruşturmasına ilişkin ayrıntılarla başladık yayınımıza. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki son gelişmeleri paylaştık. Bugün bazı eyaletlerde yapılan seçimleri aktardık. Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çekilme sürecini konuştuk ve bugün de Stüdyo Washington yayınının sonuna geldik. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde, videolarımız ve sosyal medya paylaşımlarımız Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'da. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.